1934 yılının Mart ayında şu an Slovenya'da bulunan ancak eskiden İtalya'ya ait olan Pirano şehrinde oldukça garip bir olay yaşanmaktaydı. Pirano hastanesinde yatmakta olan Anna Monaro adındaki bir kadının vücudundan tüm odayı aydınlatan ve mavi aleve benzeyen yoğun bir ışık saçılmaktaydı. Bu ilginç olayın başladığı tarih ise 8 Mart 1934'tü. O gece Pirano'daki küçük bir hastanede yatmakta olan Maria Gerardi yatağında uyumaya çalışırken kaldığı odanın içerisinde yoğun bir parlak ışığın olduğunu fark etti. Etrafı kontrol ettiğinde ise ışığın ne başucundaki lambadan ne de herhangi bir el fenerinden kaynaklandığını gördü. Çevreyi biraz dikkatlice süzdükten sonra da ışığın kaynağının hemen yakınlarında uyuyan oda arkadaşının vücudundan geldiğini fark etti. Bu olay karşısında büyük bir telaşa kapılan Maria hemen hemşireleri çağırmış, odaya gelen hemşireler ise bu gizemli olayın neden yaşandığına anlam veremeyerek hastanenin müdürü olan Doktor Domenico Sambo'ya bilgi vermeye gitmişlerdi. Doktor Sambo, hemşirelerin anlattığı bu olayı dinlerken aklından onların bir çeşit şaka yaptığını geçiriyordu. Bu yüzden hemşirelere dönerek insan vücudunun ışık yayamayacağını sakin bir şekilde anlatmaya başladı. Ancak hemşirelerin bu durum karşısında oldukça ciddi olduklarını gördüğünde olayın yaşandığı odaya bir de kendisinin bakması gerektiğini ve bu olayın mutlaka makul bir açıklamasının olacağını düşündü. Bahsedilen odaya gittiğinde ise gerçekten de 42 yaşındaki Anna Monaro'nun vücudundan mavimsi parlak bir ışının yayıldığını gördü. Bunun üzerine uyuyan kadını hızlı bir şekilde inceledi ve daha sonra da onu uyandırdı. Anna uyandığında herkesin etrafında toplanmış, ona bakıyor olmasından dolayı oldukça şaşırmıştı. Etrafındakiler ona uyurken mavi bir ışık saçtığını söylediğinde Anna çok fazla tepki göstermeyerek bu olayın ilahi bir işaret olabileceğini söyledi. Anna Monaro, duygularını pek belli etmeyen, küçük ve sessiz bir kadındı. Balıkçılık yapmakta olan bir eşe ve 12'den fazla çocuğa sahipti. Son derece dindar birisi olduğu için de boynunda her zaman bir haç bulundurmaktaydı. Anna Monaro'nun hastaneye yatmasındaki sebep ise sahip olduğu kronik astımdı. Çünkü son zamanlarda tuttuğu aşırıya kaçan oruçlar yüzünden bedeni zayıflamış ve bu durum kronik astımının ciddi boyutlara ulaşmasına sebep olmuştu. Bu sorunu çözmek için sık sık kocasının yanında denize açılan Anna, temiz hava sayesinde iyileşmeye çalışıyordu. Ancak durumu daha da kötüye gittiği için son çare olarak Pirano'daki bu hastaneye gelmişti. Hastaneye geldikten çok kısa bir süre sonra da bu olay yaşanmış ve Doktor Sambo kasabadaki saygın kişileri hastaneye çağırarak bu olayı çözmek istemişti. Çağrılan kişilerin arasında iki doktor, yerel lisenin müdürü olan bir profesör, sulh hakimi ve bir asilzade bulunmaktaydı. 9 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında bu grubun içerisindeki herkes Anna'nın vücudundan yayılan o garip ışığa tanık oldu. Mavi ışık kimi zaman Anna'nın göğüslerinin üzerinde birkaç saniye parlayan bir küre şeklinde, kimi zaman kalbinden çıkan bir koni şeklinde, kimi zaman da göğsünden çıkan bir ışık hüzmesi şeklinde beliriyordu. Çıkan ışık, modern neon ışıklarının ortaya çıkmasına katkı sağlayacak olan Geissler tüpüne benziyordu ve battaniyelerin arasından görülebilecek kadar yoğundu. İşin ilginç yanı, ışık sadece Anna'nın uyuduğu zamanlarda ortaya çıkıyordu ve bu olduğundaysa Anna'nın nefes alışverişleri ve kalp atışları iki katına çıkıyordu. Olay bittiğinde ise Anna bolca terliyor, inliyor ve bitkin gözüküyordu. Pirano'da yaşanan bu olay kısa bir süre içerisinde Trieste, Padova ve Milan şehirlerindeki profesörler tarafından duyulmuş ve onlar da bu vaka için bir araya gelerek yanlarında bir X-ray makinesi, bir galvanoskop, bir elektroskop ve bir kamera da dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla olay yerine gelmişlerdi.
İlerleyen günlerde bu cihazlar sayesinde Anna'nın üzerinde birçok test yapılacaktı. Profesörler ilk olarak Anna'nın vücudundan yayılan bu ışığın elektriksel olup olmadığını anlamak istiyordu. Bu yüzden bir amperin 10 milyonda birini algılayan bir galvanometre ile Anna'nın vücudundan yayılan bu ışığın elektrik akımına sahip olup olmadığını ölçtüler. Ancak sonuç olumsuzdu. Bunun üzerine profesörler Anna'nın vücudunda statik elektriğin birikmiş olabileceğini ya da vücudunun elektriksel yüke sahip olabileceğini düşünmüş ve onu bir Faraday kafesinin içerisine sokmuşlardı. Ancak bu durumda bile Anna parlamaya devam etmişti. Kısacası Anna'nın vücudundaki bu ışığın kaynağı elektrik değildi ve onda anormal hiçbir şey yoktu. Yapılan bu testlerde elde edilen en inanılmaz şey ise Anna'nın vücudundan yayılan bu gizemli ışığın kaydedilmiş bir görüntüsüydü. Yaklaşık 3 saniye süren bu 54 karelik film kaydında Anna'nın ışık yaymaya başladığı ve bu ışığın tüm odayı aydınlattığı anlar gözükmekte. Çekilen bu kareler Anna'nın yaşadığı bu tuhaf durum hakkındaki şüphelerin tamamını ortadan kaldırmıştı. Ama bu sefer de olay kulaktan kulağa yayılmış ve önce ulusal gazetelerde, sonra da Alman, Macar ve İngiliz gazetelerinde yer bulmuştu. Hatta New York Times bile bu olaydan bahsetmişti. Tüm bu haberleri duyan İtalya'daki Ulusal Araştırma Konseyi ise Anna'nın üzerinde başka testler yapmak istemiş ve onun Roma'ya nakledilmesini sağlamıştı. Roma'ya giden Anna, haftalar boyunca klinisyenler, psikologlar ve hatta din adamları tarafından incelenmiş fakat onunla ilgili sıra dışı hiçbir şey bulunamamıştı. Ancak Anna, psikologlarla konuştuğu sırada yaşadığı bazı ilginç detaylardan bahsetmişti. Örneğin Anna, 7 ila 8 yaşlarındayken de vücudunun parladığını ve hatta ailesinin de sık sık onu doktora götürmek istediğinden bahsetti. Ayrıca hastaneye yatmadan birkaç yıl önce ölü bir çocuk doğurduğunu, doğan çocuğun alev gibi parladığını ve insan kalbine benzediğini iddia etti. Bunlara ek olarak bazen ölü insanların ruhlarını görebildiğini ve sanki oradaymışçasına binlerce kilometre ötede yapılan savaşlara tanık olduğunu iddia etti. Anna'nın anlattığı bu şeyler psikologları oldukça endişelendirmişti. Bu yüzden Anna psikiyatrik olarak incelendi ve kendisinin bir tür hipnotik veya halüsinatif durumda olduğu anlaşıldı. Ancak buna rağmen kendisinin akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğu sonucuna varıldı. Gördüğü şeylerin ise dini özelliklere sahip olduğu ve bunun dindar insanlarda görülen sıradan bir durum olduğu söylendi. Anna Roma'ya geldikten kısa bir süre içerisinde tedavi edilmiş ve o iyileştiğinde gizemli parıltılarda görünmeyi bırakmıştı. Üstelik bildiğimiz kadarıyla bu parıltılar tedaviden sonra bir daha asla geri gelmedi. Anna 1934 yılının Haziran ayında hastaneden taburcu edilmiş, o yılın Eylül ayındaysa Anna'nın üzerinde yapılmış tüm muayenelerin sonucu İtalyan Tıp Dergisi La Ricerca Scientifica'da 52 sayfalık bir rapor olarak yayımlanmıştı. Peki bu gizemli kadının başından geçen bu olayın mantıklı bir açıklaması var mı? Bir insanın vücudu durduk yere parlar mı? Yoksa buna görünmez güçler mi sebep oluyordu? Bu konuyu araştıran bazı doktorlar Anna Monaro'da oldukça garip bir durumun olduğunu fark ettiler. Anna oruç tuttuğu dönemlerde dini duygularına çok kapılıp bedenini çok zorluyor ve bu durum onun astım krizleri geçirmesine sebep oluyordu. Anna ne zaman astım krizi geçirirse de bedeninden garip bir şekilde ışık saçılıyordu. Doktorlara göre Anna'nın kendini bu kadar zorlaması onun iç organlarında ve vücudunun işleyişinde travmalara sebep oluyor ve bu durum kaçınılmaz olarak Anna'nın astım krizi geçirmesine sebep oluyordu. İşte bu olduğunda Anna'nın kalp atışları ve nefes alma hızı ikiye katlanıyordu.
Dolayısıyla vücudu bu hareketlere tepki verebilmek için kana aniden hormonal maddeler salgılıyor ve bu durum Anna'nın vücudunda garip ışık kümelerinin görülmesine sebep oluyordu. Yani bu ışığa sebep olan şey kana aniden karışan maddeler olabilir. Ayrıca bazı araştırmacılar insan vücudunda bulunabilecek aşırı miktardaki sülfürün de bu tür bir etkiye sebep olabileceğine inanmaktadır. Bununla beraber Anna'nın yaşamış olduğu bu garip olayla ilgili birçok hipotez ortaya atılmıştır. Örneğin bazıları bu olayın mitogenetik radyasyondan kaynaklandığını düşünmüştür. Mitogenetik radyasyon 1920 ila 1935 yıllarında oldukça popüler olan bir hipotezdi. Bu hipotezin bir iddiasına göre canlı hücreleri çok hızlı bir şekilde bölünüp çoğalırsa bu hücrelerden bir tür radyasyon yayılımı olacak ve bu durum hücrelerin ışıldamasına sebep olacaktı. Ancak bu hipotez ABD ve İngiltere'deki laboratuvarlarda birçok kez test edilmesine rağmen kanıtlanamamıştı. Bazıları ise Anna'nın bir tür elektromanyetizmaya sahip olduğunu düşündü. Ancak Anna bir Faraday kafesinin içerisine sokulduğunda bile parlamaya devam etmişti. Ayrıca bazıları da Anna'nın vücudunda biyolüminesans yapabilen bakterilerin olduğunu savunmuşsa da böyle bir bulguya rastlanılmamıştır. Diğer daha az bilimsel teorilerde ise Anna'nın ektoplazmaya ya da ruhsal enerjiye sahip olduğu öne sürülmüştür. Sonuç olarak Anna'nın ışık saçmasının nedeni bugün bile hala büyük bir gizemdir ve muhtemelen öyle kalacaktır. Ama şunu da söylemeliyim ki Anna Monaro şimdiye kadar gözlemlenmiş ışık saçan tek insan değil. Anna'dan önce ve sonra benzer şekilde parlayan ya da ışık saçan vakalar rapor edilmiştir. Ve ilginçtir ki bunları yaşayanların büyük bir çoğunluğu kadındır. Örneğin 1869'da English Mechanic dergisinde bir gece durduk yere ayağı parlayan bir kadının mektubu yayınlanmıştır. Kadın cildini ovaladıkça parıldamanın arttığını ve bu durumun bir saat sonra kendiliğinden sona erdiğini yazmıştı. 1911'de ise ölen bir çocuğun vücudunun soluk mavi bir ışık yaydığı rapor edilmiştir. 1935'te ise başka bir İtalyan kadının parmak uçlarının parıldadığı rapor edilmiştir. 1937'de ise meme kanseri olan bir kadının kanserli memesinden mavi renkte bir ışığın çıktığı rapor edilmiştir.